Tarih Komisyonu, Tarih Çalışma Grubu sözcülerimizden Sema ile birlikteyiz. Diğer arkadaşlarımız hem şehir dışı planları hem de çeşitli mazeretleriyle bugün bir arada olamadılar. Öncelikle bu davetimize hoş geldin Fatih. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. 5 Temmuz 2021 günü aldığımız Kent Konseyi'ni önümüzdeki 19 Ağustos günü yapılacak genel kurulun ardından 37 ay gibi bir sürecin ardından bitiriyoruz. Bu süreçte çıkış anımızda biliyorduk ki az önceki konular üzerine siyasi, ideolojik, toplumsal birçok eleştiri olacağını biliyorduk. Bu süreçte de zaten bunların büyük bir çoğunluğuyla karşılaştık ki bunlar olacaktı. Ama kendim adına şu sözü vermiştim. Herkes işte ideolojimizi, şeklimizi, hayata bakışımızı eleştirsin. Ama kimse bana işini kötü yaptı demesin gibi bir felsefeyle yola çıktım. Ve bitirdiğimiz günde ekip arkadaşlarımızla şunu gönül rahatlığıyla dediğimizi ya da diyebildiğimizi düşünüyorum. Biz bu Kent Konseyi sürecinde gerçekten işimizi güzel yaptık diye düşünüyorum. Bandırma kentine, Bandırma'mıza bir şeyler sunduğumuzu kendim adına, ekip arkadaşlarım adına gerçekten düşünüyorum. Bu yola ilk çıkış anında önümüzü açan, bize destek sunan, katkı sunan, gerçekten geri dönüşlerde hiçbir zorluk yaşatmayan önceki dönem belediye başkanımız Sayın Avukat Tolga Tosun'a teşekkürü bir borç bilirim. Gerçekten bu süreçte önümüzü açtı, destek verdi. Kendisine de bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Tabii Kent Konseyi öneri makamı. Biz birçok noktayla eleştirildik. Örnek veriyorum, çok kültür sanat etkinlik yaptığımızı ya da üzerimize görev olmayan işte bazı şeyleri yaptığımız söylendi. Ama Türkiye'de şöyle bir gerçek var. İyi çalışan, güzel çalışan yerlere birçok öneri geliyor. Bize hangi kurumumuz, hangi amaçla veya hangi etkinlikle gelirse gelsin, onlarla birlikte işbirliği yapmak, asla siyasi ya da derneksel bir ayrım gözetmeksizin hepsiyle birlikte bir şeyler yapmak için çabaladık. Günün sonunda da birçok alana dokunduğumuzu düşünenlerdenim. Evet, Levent Bey, Levent Balkış, İpek Çetinkuş, Cem Alda, Dilek Kararslan, Ümit Doğan, Burak Uğur, Feride Aşıkcan, Ali Çimen, Nail Yurdusev, Sema Odacıl, Genel Sekreterimiz Kemal, çeşitli süreç içerisinde kişisel bahaneleriyle biraz çalışmalardan son dönemde uzak kalan Gözde Hanım ve diğer tüm çalışma grubu arkadaşlarımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işiydi. Bu ekibin bir parçası olmaktan kendim adına gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Kent Konseyi arkadaşlar, Kent Konseyi yapılarını az çok Bandırma'da artık herkes Kent Konseyleri adına bir yorum yapıp bir fikir beyan eder duruma geldi. Bandırma'nın en önemli noktası bu Kent Konseyi'nin belki de öne çıkışı ya da en güzel iş yaptığı, mutluluk duyduğumuz anlardan birisi deprem sırasıydı. Bu depremde bu Kent Konseyi Bandırma'nın evi oldu. Şu söylemi geliştirmek lazım. Kent Konseyi'ni siyasi görüş, ideolojik bakış, hayat bakışı, sosyal kültürel farklılık her ne olursa olsun Kent Konseylerine Bandırma'nın evini yapabilen, Bandırma'nın evini yapan herkese ben teşekkür etmeyi, ayrıca Bandırma halkımıza bu süreçte bize destek sunan Bandırma halkımıza teşekkürü bir borç bilirim. Tabii biz bir geçmiş dönemde bir röportaj yapmıştık. Demiştik ki ya bu süreçler bitecek, bu süreçler sonunda hepimiz hayata karışacağız. Belki bir görevimiz olacak, farklı görevimiz, belki hiç görevimiz olmayacak ama yine mücadelenin bir köşesinde olacağız demiştik. Ben kendim adına, arkadaşlarım da bunlara katılacaktır diye düşünüyorum. 4 tane ana başlıkta sonsuza kadar Bandırma için mücadele etmeye, sonsuza kadar demeyelim, gücümüzün yettiği kadar devam edeceğimizi özellikle belirtiyorum. Bunlar ne arkadaşlar? Birincisi Bandırma'nın afete hazırlığı. Gerçekten Bandırma şu anda ne yazık ki yaptığımız çalıştayda da çıkan sonuç, bir deprem, bir sel veya çeşitli bir faaliyete çok da hazır bir şehir değil. Diğer kısım derin deşarjın Bandırma'ya ve körfezimize, Bandırma körfezimizi yok edecek noktada olması, bir an önce ileri atık tesislerinin, arıtma tesislerinin yapılması, tarım arazilerine yapılan sanayi ve yapılaşma,
Eski ordu donatı en büyük mücadele verdiğimiz alan, Edincik Merası, müsilaj ve Şılam gibi konular sadece bizim değil, sadece kent konseyim değil, tüm Bandırma halkının konularıdır. Bu konularda bir birey, bir vatandaş olarak yapılan her türlü etkinliğe, her türlü eyleme, yapılacak olan her türlü bildiriye, yapılan her türlü bilimsel çalışmaya bir vatandaş olarak hepimiz destek sunacağız. Çünkü bunlar bizim olmazsa olmazlarımızdır diye düşünüyorum. Sevindiğimiz bir olay, deprem olayı dışında bir Edincik Mehmetçik, son Mehmet şehitliği, Edincik Ayyıldız şehitliği. Burada çok ciddi diğer önceki dönemde Şehit ve Gazi Vakfımızla, Atatürkçü Düşünce Derneğimizle, kurum kuruluşlarımızla çok mücadele ettik. Sonra yazışma kısmı biraz bizim üstümüze kaldı. Burada georadar ve yazışmalar yapıldı. Ve ardından valilik ilk başta reddetti. Biz oraya heyet gönderdik. Selim Erdoğan gibi çok kıymetli bir hocamız bu işin içine girdi. Ve orada bir tescilli artık, yani yattıkları yerleri belli olmayan şehitlerimizin bir kısmının en azından yerleri belli. Bu beni çok mutlu ediyor. Gelecek arkadaşlarımızın da lütfen ricam, en büyük ricam, çünkü orada İl Kalkınma ve Koordinasyon Başkanlığı'nın oraya bir şehitlik planı sistemi alındı. Ama bu tasarruf tedbirleridir vesairedir ötelenmemesi, bir an önce oraya bir bayrağın dikilmesinin takibi benim özellikle diğer konular dışında şahsi bir ricamdır. Zaten çeşitli kurum, kuruluş ve STK temsilcisi olarak da bunun en yakın takipçisi olacağız. Bandırma'nın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini ortaya çıkarmaya çalıştık. 4 tane kitap yazdık. Sema arkadaşım ve kültür çalışma, sanat, tarih çalışma grubumuz çok etkili oldu. Onlar hala üretiyorlar. Belki Kent Konseyi adı altında değil ama başka şekillerde bir tarih topluluğu olarak Bandırma'nın gün yüzüne çıkmayan tarihi süreçlerini ortaya çıkarmak için yine her platformda mücadeleleri devam edecektir diye düşünüyorum. Bununla birlikte Bandırma'nın emek güçleri, siyasi partileri, demokrasi güçleri, akademik odaları, muhtarları ve her şeyden önemlisi halkıyla, Bandırma halkıyla iç içe olmaya çalıştık, üretmeye çalıştık. Kendilerine de bir teşekkürü borç biliyorum. Çünkü Bandırma'da gayesi Bandırma olan her vatandaşımızla bir şekilde yolumuz kesişti. Değerli arkadaşlar, kent konseyleri belediye ile uyumlu bir yapıdır. Türkiye Kent Konseyleri Platformu dönem başkanlığı yaptık. O konuda da çeşitli eleştiriler oldu. Haklı olunan noktalar vardı. Belki biraz herkes kendine göre haklıydı. Belki başka bir ortamda, mecrada yapılmalıydı. O günün şartlarında öyle bir ortam gelişti. Başkanımız da bunu öngörmüştü ama biz o Türkiye Kent Konseyleri platformunda, platformun Facebook ve Instagram sayfasına girdiğinizde yapılan tüm bildirileri kaleme alan ben ve arkadaş, 3 kişilik arkadaşımızdı. Burada Türkiye'de, tüm Türkiye'de yayınlanan bildirilere kaleme alma gibi bir sorumluluğu üstlenmekte beni çok mutlu etmişti. Yine bu ekip arkadaşlarımızın sayesinde oldu. Sadece Bandırma değil, Kaz Dağları için, Akbelen için, Ergene için, ÇEDES'te haksız yapılan ÇEDES projeleri ve eğitimdeki ne yazık ki tarikatlaşma vesaire durumlar için, bununla birlikte haksız işe son vermeler için, Filistin'de yaşanan zulüm ve Siyonist İsrail'e karşı tepki için Kent Konseyi duruşunu sergiledi. Bir kez daha burada Filistin halkının yanında olduğumuzu ve onların acılarını paylaştığımızı sizlerin huzurunda dile getirmek istiyorum. Kent konseyleri belediye ile uyumlu yapılar. Biz bu genel kurulun normalde Haziran ayında ya da işte o festival ve bayram girdi, Temmuz ayında bitirmemiz lazımdı. Ama mevcut belediye başkanımız Sayın Dursun Mirza ile 19 Ağustos olarak tarihi kendisi de güncelledi ve Ağustos başı olarak güncellendi ve Haziran oluştu. 231 tane Haziran var dışarıda, askıda. Gelen tüm dernekleri aldık. Kaymakamlığın derbi sisteminde kayıtlı olan ve bize üst yazıyla, antetli kağıdıyla, mührüyle gönderilen derneklerin yazışmalarını aldık. Önceki dönemde Haziran'da olup devam etmek isteyen ya da herhangi bir dernek kapatıldığına ya da vesaireye dair bir yazı ulaşmayan herkesi de devam ettiriyoruz. Bununla birlikte geçtiğimiz bir yasa düzenlemesi oldu. Spor kulüpleri dernek statüsünden çıkarıldı. Dolayısıyla Kent Konseyi'nin ne yazık ki mevzuatı çok eksik. Bu 4. maddede, bunu bir kez daha bilginiz olsun diye söylüyorum, 8. maddenin ilgili kısmında şunu söylüyor: kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların
noterlerin, baroların ve ilgili dernek ile vakıfların temsilcileri katılabilir diyor. Diğer maddelerde açık, üniversite, muhtarlar, belediye başkanı vesaire, kent konseyi, çalışma grubu ve meclislerin temsilcileri diyor. Burada ilgili dernek kapsamı çok ucu açık bir şey olduğu için biz bunları tabii ki de almamız gerekiyor. Yasal olarak müracaatları aldık. 231 hazırında önümüzdeki süreçte bir çalışma olacak ve 19'unda seçim gerçekleşecek. Tabii ben hayata şöyle bakan bir insanım. Yeni bir seçim yapıldı. Kent konseyinin ruhu da gündem 21 ve kent konseyi aynı zamanda belediyeler kanunu 76. maddesi hep şunu öngörür. Yeni seçimlerden sonra bir kent konseyinin seçimi yenilenir. Yerel seçimden sonra. Bu ne demektir? Bu başkan değişiyorsa, yeni bir başkan gelecekse, yani kent konseyiyle birlikte bir şey üretebilmesi için resetlenmesi demektir kent konseyinin. Bandırma'da da bir başkan değişimi gerçekleşti ve bu süreçte de ben yeni yapıların bu alanda olması gerektiğini düşündüğüm için Kent Konseyi Başkanlığı'na aday olmadığımı bir kez daha sizlerin huzurunda deklare ediyorum. Tabii ki de bir değişimden sonra yeni ekipler, yeni oluşumlar ya da işte belediye ile uyumlu kadrolar ya da ne bileyim farklı kadrolar oluşması gerektiğini düşündüğüm için yani Kent Konseyi yönetmeliğinin ruhunda değişimlerden sonra, belediye başkan değişimlerinden sonra kent konseylerini resetlemek gibi bir ruh olduğunu düşünüyorum. Bunun için de bu süreçte aday olmadığımı bir kez daha sizlere belirtmek istiyorum. Bir özelliğimizden de dolayı sağ olsun oradaki yürütme kurulu arkadaşlarımız bana Türkiye Kent Konseyleri platformunda danışma kurulu üyeliği teklif ettiler. Ben de kabul ettim. Bunlarla birlikte yine bu Kent Konseyi platformunda bir danışma kurulu üyesi olarak mevcutları tüzel ya da işte yazısal boyutunu da hazırlarlarsa danışma kurulunda çalışmalara devam edeceğiz gibi duruyor. Zaten şu anda da ediyoruz. Seçim süreçlerini yakından bilen biriyim. Hepiniz de yakından biliyorsunuz. Seçim sürecine dair herhangi bir konuşmak, herhangi bir taraf belirtmek olmaz. Burada kendi yürütme kurulumuzdan, kendi yakın arkadaşlarımızdan, birlikte mücadele ettiğimiz dostlarımızdan aday olanlar da var. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Olumlu ya da olumsuz yön vermemek adına şu anda herhangi bir yorum yapmam çok yerinde olmayacaktır. Ancak şunu söylemek istiyorum. Bundan sonraki süreçte kim olursa olsun, seçilen ekip, seçilen yürütme kurulu bizlerden ya da şahsımdan ya da ekip arkadaşlarımızdan bir şey talep ederlerse ben başımı değil gövdemi o taşın altına koymak için elimden geleni yaparım. Yapacağımdır da asla bu noktada bir gocunmam, bir üstten bakmam, bir yandan bakmam, bir egoist tavrım olmayacaktır. Bana herhangi bir konuda danışmak, fikrimi almak ya da bir görev vermek istiyorlarsa bu bir aşağıda afiş tutma da olabilir ya da farklı bir noktada olabilir. Ne talep ediliyorsa gücüm yettiğince destek olmaya devam edeceğim. Şu anda mevcutta gözüken iki aday var ve ben iki adaya da yürütme kuruluna da başarılar diliyorum. Ziyaret edeceklerdir diye düşünüyorum kent konseyini. Dün adayın biri ziyaret etti. Diğer adaylar da inşallah ziyaret eder diye düşünüyorum. Biz Bandırma hepimizin diye yola çıktık. Ve tekrar diyorum ki Bandırma hepimizin doğasıyla, havasıyla, suyuyla, kardeşliğiyle, dayanışmasıyla, mücadelesiyle Bandırma hepimizin ve Bandırma hepimizin demeye de devam edeceğiz diyorum değerli arkadaşlar. Bu görevler bittiğinde yine sahada olacağımızı söylemiştim. Bundan sonraki süreçte de farklı şekillerde tabii ki sahada olacağım. Arkadaşlarımız da çok güzel işler yaptı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte görev talebinde olan, görev alacak tüm arkadaşlara da başarılar diliyorum. Ve son olarak başta yaptık ama bu 3 yıllık süreçte, 37 aylık süreçte kamuoyuna bizleri aktaran, kamuoyunda yaptığımız işleri gösteren, siz değerli basın emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten sizler sayesinde birçok şeyi kamuoyuna aktarmayı başardık. Hem yerelde hem ulusalda bizlere destek oldunuz. Ayrıca bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayalimdeki kent konseyi nedir diye soracak olursanız bir iki kelimeyle de onu tamamlamak istiyorum. Kent konseyinin kamusal gücün yanında planlanmış kamusal bütçenin, kamusal denetimi yapabilecek bir yapı olmasını çok istiyorum. Çünkü kamu gücü sınırsız bir güç değildir.
Kamu gücünü kazanan herkes bu kamu gücünün getirdiği sınırsızlığını yaşamamalıdır. Sadece devlet mekanizmaları ya da içsel denetimler dışında kent konseyinin bu kamusal alanı denetimlemesi bence çok önemli ve yerinde olacaktır. Sosyal belediyecilik uygulamalarında kent konseyiyle işbirliği yapılması ve sosyal belediyecilik uygulamalarının adaletli ve eşit dağılımının sağlanmasında kent konseyiyle işbirliğinin olması bence ilke olmalıdır. Kamuya ait hak ve varlıkların korunması, çoğaltılması, kamu yararına kullanılması, yerel yönetim hizmetlerinde kamuculuğun esas alınmasında kent konseyleri aktif yer almalıdır ve kamuculuk felsefesiyle hareket edilmelidir. Ve son olarak kente göçle gelen topluluklar kurduğu oluşumlarda ve entegrasyonda kentle işbirliği yapmasında kent konseyleri çok önemli bir misyon üstlenmektedir. Gerek diğer yerlerden, gerek yurt içinden, farklı bölgelerden gelen, kente gelen ve kentin dokusuna hakim olmayan bireylerin kente entegrasyonunda kent konseyleri önemli bir misyon üstlenmektedir. Çalışma grupları, meclisleri, paydaşları dışındaki tüm sivil toplum, yani sadece kent konseyi temsiliyeti olan kurumlar değil, tüm halkı, tüm bandırmayı kapsayıcı faaliyetlerde bulunmalı. Bu çalışmaları da sadece belli bir zümrede değil, tabana yayarak yapmalıdır diye düşünüyorum. Benim kent konseylerinin bundan sonraki sürece bakış açım budur. Katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda da eminim bir arada yan yana olacağızdır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar.